Evet, bu videoda sadece ve sadece sen olacaksın. Ben senin kameramanın olacağım. Hazır mısın? Ben hazırım, peki sen hazır mısın? O zaman girişi yap. İşte... Ah bu veganlar ne yiyor serimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün kameranın karşısında ben varım çünkü hanımım çok yorgun. Ve ona ben ve çok aç. Güzel bir sandviç yapacağım. Çok aç, ben de çok açım. Evet. Kahvaltı yapmadık. Saat oldu 1:30 ve açlıktan... Kırılıyoruz. Bu onun. Çünkü bunun tepesini alışveriş merkezinde ısırdı. Isırdım ama neden ısırdım? Bu da benim. Çünkü ben ısırmadım diyorsun. Bu böyle çok büyük görünebilir. Ama incecik. Ama aslında küçücük. Bence de. Hepsini yiyeceğiz birer tane. Evet. Malzemelerimizi söyle. Malzemelerimiz vegan mayonez. Dur yavaş. Hardal. Domat. Domat. Rendelenmiş mozzarella. Vegan, şey standart vegan ama mozzarellası. Mozzarella. Tütsülü. Tütsülenmiş tofumuz ve dünden kalan patates ve soğan halkamız. Bir de bir adet sebze köftesi var. Bu benim. Bu da senin. Buz gibi ve çok kötü. Bayağı. İşte bu kadar basit. Turşu, turşu. Turşular. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi. Evet, başlıyoruz. Sevgili dostlar. Tütsülenmiş tofumuzu. Kamera sığmıyorsun bak. Boyuma göre bakınca... Seni böyle çekmem gerekiyor. Sen beni öyle çek. Seni yarın almayacağım. Bir de beni buradan çek. Bir de böyle çek. Bir de şey oluyormuş, sen böyle 1 milyon izleniyormuşsun. Beni diyorlarmış ki bu çocuk çıksın kamera önüne. Vallahi bilmiyorum. Ben kapatıyormuşum, ağlıyormuşum oturup. Şimdi tütsülenmiş tofularımızı birazcık şöyle bölelim. Şimdi her birine 1, 2, 3 tane sana şöyle 3 dilim. Ben senin gibi değilim, ben her açıdan çekebilirim. Şimdi tofularımızı... Seyircim önce bir şeyler sürmen lazım. Bir tarafına ben mayonez istiyorum, bir tarafına hardal istiyorum ya. Sen kuru kuru koyuyorsun, sen daha tost yapmayı bilmiyorsun. Bakın, tost yapmak. Her işime karışacaksa ben tost most yapmam bundan bak, sonra. Bak şu küçük tatlı bıçaklarımıza bakar mısınız? Aa çok güzel oldu. Tamam, ben şimdi diğerini hardal istiyorum. Ama hepsini, üçünü birden, üçü de benim. Üçü de senin bunların. Evet. Güzel. Evet, biraz ışık açtım, hayatımıza renk geldi. Şimdi... O kadar açmana gerek yok. Hardalımızı da şöyle. Çok taneli bu ya. Ben hardal yiyeceğim. Ben çok seviyorum. Ben hardal istiyorum. Ben çok taneli seviyorum. Bakın böyle taneli bu. Oh. Aşırı iyi. Bunlar ne tanesi? Hardal tanesi. Hardal tanesi. Ne tanesi olacak da bir tanesi. Bir tanem. Seni yerdeye koynuma aldığımdan beri korkardım gideceğinden. Sırada muhteşem tofularımız var. Şöyle bir tane böyle. Bir tane şöyle yapıyoruz. Bir tane böyle. Baban da mı tostçuydu? Bir tane böyle yapıyoruz. Ula. Bir tane böyle, bir tane de böyle yapıyoruz. Evet. Şimdi. Gönlü bol, gönlü zengin. Domateslerimizle başlıyoruz. Domates, domatesleri tost. Tomato. Hop, hop, hop. Birazcık patates. Patates. Genelde hep boş bir şey söylediğinde patates dersin. Bu sefer gerçekten patates koyuyorsun. Evet. İlk defa sözcüklerin bir anlam kazandı. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Mutfağa sığmıyorsun. Kendine göre yaptırdın çünkü. Peynir, peynir. Ben basılmasını istiyorum. Tost makinesini fişe tak. Tost makinesini fişe tak. Tost makinesini fişe tak. Oo, tost makinesi. Çünkü bunlar belki erir. Dün bir lazanya yaptım arkadaşlar. İzlemediyseniz kesin koşun koşun izleyin. Ondan arta kalan. Şimdi. Heh. Birazcık mozzarella. Güzel koy. Yalnız bu perfect'le mesaj veriyorum arkadaşlar. Sadece seni çekmiyorum. Perfect yazısını çekiyorum. Ah bu veganlar ne yiyor. Nasılsın bugün? Ben iyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Başka nasılsın? İyi misin? Ne yapıyorsun? Bugün beni hayattan soğuttun. Neden? Çünkü her şeyden nefret ettim. Her şeyden nefret etmek için çok saçma bir gün değil mi? Gerçekten de öyle. Evet, teşekkür ederim. Evet. Sonunda benimkiler hazır. Üçü de benim. Gördüğünüz gibi fazla değil yani. Küçücük bu. Ama işte. Anca bu bana kadar. Ne yaptın? Seyircim bak şöyle bak. Tamam, tamam. Her şeyi ben yapacaksam, hem ben çekeceksem, müdahale edeceksem, neyi nasıl, ne miktarda koyacağım ben söyleyeceksem, sen ne işe yaradın? Beni tıklayıp duruyor. Benim saatim sesliydi. Çok bastırma. Sen git kendinkini yap. Evet, sıra benimkinde artık. Ha sen bana bir tane sürpriz, senin hepsinde bundan mı olacak? Bekleyince çok iğrenç oluyor. Bunları filtrede yaptık, sıfır yağla.
Sıra bende artık. Acı koymadım seninkine. Acı mı? İstemem. Evet, testlerimiz hazır. Seninkiler de burada. Sen hardal sürmedin ve pişman olacağını düşünüyorum ya sen? Hayır, hiç pişman olacağımı düşünmüyorum. Gerçekten mi? Ben bir tadım yapmak istiyorum. Ama çok sıcak şu an. Çok mu sıcak? Biraz sonra yap tadım. Biraz sonra yapayım, seninkiler de olduktan sonra. Ooo, çok güzel oldu. Güzel hangisi? Yani resmen malzemeden... Bak bir şey söyleyeyim mi? Sostan biraz çalmışsın. Biraz aç içine şey dök. Ketçap metçap dök istiyorsan. Çok güzel. Güzel mi? Hı hı. İyi, afiyet olsun. Evet, güzel. Sonunda bu tadımları oturup yemesini izliyoruz. Bir kere de anlayamıyor hanımefendi. Güzel. Bir de sostan çalmışsın. Biraz daha bol koyabilir misin? Koy. Biraz mayo. Bir çatal böyle mesela ısırına önden süreceksin, ıslatacaksın orayı. Hı hı. Islatacaksın ki yediğinde aksın. Şimdi benim arkama sesimi yap. Ne yapayım? Kafa sesimi. Evet, müthiş bir sandviç oldu. Hapur hapur yedik. Yiye yiye doymadım. Hiçbir şekilde doymuyorum. Asla doymuyorum. Siz de doymuyorsunuz. Çok güzel sandviçler yapın kendinize. Müthiş olsun. Bana getirin. Ben onların hepsini hayır, yiyeyim. Hayır. Hepsini yiyin. Gelin buraya beğenin. Beğenin. Yorum yazın. Takip edin. Like atın. Bir şeyler yapın. Ama bir sandviç yapıp getirirseniz daha da makbule geçer. Karnımız doyar. İşte bu kadar basit. Namaste. Hoşçakalın.